Tomografi cihazı çalışıyor. Başhekim Bey göreve başladığı günden itibaren ne hikmetse çalışıyor. Şimdi ben olaya dün biz hastanedeydik işte. Dün bir talihsiz bir kaza oldu. Sözünü kestim bekleyin. Orada sanayide patlama olayı oluyor. Ona gittik. Ondan sonra aşağıda biz işte çamaşırhane, tomografi, MR'ın olduğu yere indik. Oradaki ekibe sorduk. Yani ne oluyor? Hiç çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Sıkıntı yok. Dedik ekip değişti yani. Oradaki çalışan ekip değişti. Oradaki bu işi daha iyi bilen, daha işte bu işin bakımını yapan. Ve şu anda aynı makine güzel bir şekilde çalışıyor. Yani özellikle mi bozuyorlar ki başkanım? Yok, ya? Hani o ekipteki arkadaşlar teknik donanımdan fazla yokmuş bilgi sahibi değil. Ya bakımına, bakım içinde onun bakımcı yoktu demek ki. Şimdi arkadaş bakım yaptı yani. Cihazı kasıyorlar bu demek. Ondan dolayı. Bir tomografi bence de beni aldı. Ama şimdi, ikinci tomografi ile ilgili onu çalışıyoruz. Evet, Ercan Bey. Soruyor mu? Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle devlet hastanesinde bir itirafı gerçekleştirdiniz. Ben geçmiş basın toplantılarında hastanede yönetimsel manada sorunlar var derken siz bunlara şey söylüyordunuz, her şey güzel, iyi diyordunuz ama tomografi cihazının biraz önce neden bozulduğu yönünde oradaki personel arasındaki gruplaşmadan dolayı işi bilmeyen personelin bunu bozduğunu biraz önce söylediniz. Bozduğunu değil de bilgisi az olduğundan dolayı. Ya bilmediği için gerekiyor. Yani çalışamadığı için ama tabii hep kamuoyuna sağlık müdürlüğünden de tomografi cihazının neden bozulduğu sorulduğunda işte çok yoğunluktan dolayı bozuluyor şeklinde gelmişti. Ama hani bunun oradaki bu işi iyi bilmeyen personel tarafından bozulduğu, çünkü uzun zamandır bozulmuyor. Yani biz de burada geçtiğimiz basın toplantılarında bunu dile getirirken haklılığımızı da dile getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. İkincisi de bu doktor olayı, hani diyorsunuz ya doktor geliyor ama kalmıyor. Yani şimdi biz de bunu söylüyorduk. Yani buraya şu kadar doktor geliyor ama giden doktor sayısı açıklanmadığı zaman sanki Çankırı bir doktor cennetine dönmüş gibi bir hava esiyor. Yani bunu da siz kendi elinizle yapıyorsunuz. Şu kadar doktor geldi diyorsunuz. Ama doktor gitti demiyorsunuz. Burada da Çankırı'da sanki her şey iyiymiş gibi bir algı oluşmuş oluyor. Çankırı burada gözüküyor. Başka yerde geçici olarak olunca öyle bir algı ister istemez oluşuyor. Tabii sistemden bakınca Çankırı'da doktor varmış gibi gözüküyor. Doğru. Bunları tekrar biz konuşacağız. Bir de mevcut doktorlarımızla orada Ankara'da genel müdürlükte, personel genel müdürlüğündeki sistemde gözüken doktorları karşılaştıracağız. Olmadığını beyan ederek biz buraya doktor sayımızın fazlalaştırılması için gayretimizi sarf edeceğiz. Bir de işte şöyle bir kararsızlık. Şimdi biraz önce ne dedik? Bu sefer hastanenin mevcut yerinde bir genişletme yapalım düşüncesi doğdu anladığım kadarıyla. Jandarma arsasının alınıp. Yani, yine hani çevre yolu olmalı mı olmamalı mı? Yani bu tartışmalar en başından yapılsa da yani biz hep böyle 3-4 yıl kaybediyoruz. Yani hastane yeri şuraya mı yapılsın, buraya mı yapılsın, bir 4 yıl, 5 yıl kaybettik. Şimdi de hastane mevcut yerine yapılsın diye ne kadar bir zaman kaybedeceğiz? Şimdi Çankırı belli bir nüfusa sahip. Çankırımızın işte hükümet konağımız dışarıya taşındı. Bununla ilgili şehir merkezinde bir durgunluk var. Yok dersek yalan söyleriz. Kendiniz görüyorsunuz. Bizden daha fazla oralarda gezen, evet, oturan, oradaki arkadaşlarımızla sohbet eden yapıdasınız. Bizim derdimiz biraz önce Mustafa abi sordu. Esnafımızda işlerlik az. Evet. Bizim burada döngüyü, insan trafiğini yoğunlaştırmamız lazım. Bu amaçla da Çankırı'ya yakın noktalarda bizim bu hele işte ne bileyim resmi idarelerde ilçelerden gelen insanların veya dışarıdan gelen insanların yoğunluk kazandığı noktaların şehir merkezinde olmasını, sağlık sektörüyle ilgili konularda da şehir merkezinde olmasını sağlamamız lazım. Ama o zaman valiliği niye çıkarttınız şehir dışına? O zaman ben bu iradeye sahip değildim. Bu sorun güzel bir soru ama o iradenin içerisinde ben yoktum Ercan Bey. Ya il başkanıydınız, niye AK Parti'nin içinde hep aktiftiniz, her biriniz aktiftiniz. Yani biz yoktuk demek. Bu konuyu açarsak, evet, bu toplantı bitmez. Benim o zamanki düşüncelerimin hepsini birebir siz gözlemlediniz. Yani bunu işte bizim dediğimize siz geliyor. Yani burada bir kararsızlık işte, ortamı, bir planlı, projeli hareket edilmediği ortaya çıkmış oluyor. Her işte böyle yani. Şunu söylüyorum, her işte böyle değil. Şunu söylüyorum, hastane yeriyle ilgili Çankırı insanının da kalbinin mutmain olabileceği bir durumu ortaya çıkarmamız lazım.
Bizim düşüncemiz ben yaptım oldu değil. Ben yaptım oldu olunca hükümet konağı orada oluyor. Ya kişisel anlamda değil. Yani sanki bunu AK Parti... Önceki dönemde şöyle bir kanı vardı. Yani mücavir olan Çankırı'da çok da şehrin genişlemesi lazım. Bunun için de hani böyle kullanılan alanların şehrin kenarlarına serpiştirilmesi gerekiyor diye genel bir şey vardı, görüş vardı sizden önceki dönemlerde. Şimdi yani bu sefer de şehrin içini mi canlandırmaya çalışıyoruz? Nasıl oldu? Bu sistem hayır, şehrin yani? İçini canlandırmaktan ziyade şehri boşaltmamaya çalışıyoruz. Bakın geçen ben bir konu söyledim basın açıklamasında. FTT'nin olduğu noktada Güzel Sanatlar Fakültesi var. Biz orayı üniversiteye almakla ilgili belli bir noktaya getirdik. Niye getiriyoruz? Orada 600-700 tane öğrencimiz var. Şimdi biz bu öğrenci trafiğini de o noktadan, o adadan çekersek Çankırı'ya insan anlamında, insan trafiği anlamında daha fazla problem vermiş oluruz. Benim derdim yaşayan insan sayısı burada olmalı, fazlaca olmalı. Ben bu noktadayım. Evet, bizim hükümet konağımız depremle ilgili sıkıntısı var mı? Yıkılması gereken bir bina mı? Evet, yıkılacak. Orası inşallah park haline getirilecek. Ama bunun haricinde de şehri boşaltacak farklı bir düşünce içerisine girmek doğru olmaz diyor. Demek istediğim bu. O yüzden bizim insanımızın kamuoyunda rahat edebileceği, kafasına yatabileceği noktalarla ilgili hareket etmemiz lazım. Çünkü bize istikamet çizen milletimiz, bize şu işi yapan diye Sayın Cumhurbaşkanımıza bu gücü veren bu Çankırı'nın insanı, bu ülkenin insanı. Milletimizin düşüncesi neyse biz de onların düşüncesine hem saygı göstererek hem de doğruluğunu tekrar değerlendirip istişare ederek en olması gereken nokta neresi, hedefte neresi olması gerekiyor uygun yer orayı tespit eder. Benim derdim bu. Belki gecikiyor. Ercan Bey gecikmesiyle ilgili bir düşüncesini söylüyor ama olsun. Gecikiyorsa geciksin ama doğrusu olsun. Ya olsun da işte hani planlama, proje noktasında hep bir ileri bir geri gidiyoruz. Şimdi o tren de kaçtı. Yani şehrin içi boşaldı. Hani Güzel Sanatlar Fakültesi kalsın, bu canlılık getirilmesin dendi de. Yani bu tüm resmi kurumların çıkmasıyla birlikte şehrin içi de biraz da boşalmış oldu. Bunu bu telafi eder mi etmez mi? Burasını olmaz, bilemiyoruz. Biz öğrenci sayımızı fazlalaştıracağız. 2023 hedefimiz 30 bin öğrenci. Ben bunu geçen basınla da paylaştım ama hiçbiriniz yer vermediniz. 2023 hedefi Çankırı için 30 bin öğrenci arkadaşlar. Bunu elde etmemiz lazım. Ki Çankırı merkez hareketlenmeli. Şeyi sormak istiyorum bir de ben. Bu belediye işçi çıkartılmalarla ilgili. Şimdi AK Parti'nin burada hiç suçu yok mu şu anlamda? Belediye haddinden fazla işçi alınması AK Parti döneminde oldu. Hatta 2004 yılında AK Parti belediyeyi kazandığında 250-300 civarı bir personel çok denildiği için diğer resmi kurumlara dağıtıldı. Ama bunun ardından çok sayıda da personel alındı. Yani bu personel rejimini düzgün yönetilmemesi bugün Hakkı Esen eleştiriliyor ama bunda AK Parti'nin hiç kabahati yok mu? Örneğin Çerkeş Belediyesi %65'lerden %25'lere indirmiş personel sayısını. Ama nasıl? Sayın Hasan Sobacı göreve gelmeden önce 9 aydır işçi maaşları ödeyemiyormuş. Ama belediye başkanlığı kazanıldıktan sonra bu personel bir şekilde işte şirket lağvedilmiş, şu olmuş, bu olmuş, sayı düşürülmüş. Ve şu anda Çerkeşli Çankırı'nın en başarılı belediyelerinden biri haline geldi bu sayede. Şimdi burada belediye başkanının bu işçi sayısını düşürmesi noktasından olaya bakılamaz mı? AK Parti'nin burada suçu, günahı, vebali yok mu? Bu konu bundan önceki yerel yönetimlerin başında bulunan kardeşimizin tasarrufundaki bir konu. Yani yerel yönetimlerin başında bulunan kardeşimizle biz o zaman il başkanlığı sürecinde beraber görev yaptık. Kendisine ben bir tane şu insanı da işe alın diye terkinde bulunmadım. Kendi takdiriyle bu noktaya geldi. Ama orada bu hesabı yapacak şehir emin olarak odur. Biz belediyenin içerisini bir belediye yöneten kişi olarak bilme yetki ve kabiliyetine sahip değiliz. İstişarelerimizi yaptık. Kendisi çalışma şartları ve insanlarımıza vermiş olduğu hizmetler gereği bu kadar sayının olması gerektiğini savunup o kardeşlerimizi almış. Belki bu dönemde Hakkı Bey yelpazeyi biraz daralttığı için malum biliyorsunuz kadın eğitimi alanlarıyla ilgili, farklı alanlarla ilgili biraz daha tasarrufa yönelmiş durumda. Şu anda belki biraz fazla gibi gözüküyor. Ama buraların hepsi aktif hale geldiğinde bence bu personel yeterli olacaktır. Bunu tekrar değerlendirilmesi, düşünülmesi gerektiğini savunuyorum.
İnşallah başkanımız da tekrar bunu bir gündeme alır. Ben orada da bir parantez açmak istiyorum. Şimdi tabii işçi çıkarılması tasarrufu konusunda takdir belediyeyim. Biraz önce belirttiğimiz noktada biz kesin yani bizim belediye başkan adayımız. Hani ben işte sizi çıkartmayacağım, devam edeceğim diye bir taahhütte veyahut da bir durumda bulunmadı. Yani taahhütte bulunduğu için biz burada. Sonuçta hatırlamak zorundayız bu konuyu. Biz kesinlikle biz hani yapılan yani kişilere falan bir herhangi bir usul etmemiz veyahut da bir aksi durumumuz söz konusu değil. Biz burada yine takip edeceğiz. Yani burada yarın bu işten çıkarmalar gerçekleşirse sonrasında onların yerine kendi söz verdiği veyahut da şu anda ücretsiz çalışan belediyedeki devam eden kişilerin işe alıp almayacak konusunda biz yine takip edeceğiz. Yani burada gerçekten bir tasarruf konusu söz konusu yoksa yeni alınacak kişilere istihdam veyahut da yer açma durumu söz konusu. Bunu da sizin de takip etmenizi, bizlerin de takip edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Evet arkadaşlar. Ulgaz Belediyesi ile alakalı sorduğum soruyu MHP İl Başkanı Hasan Çakır Bey bana kendisi bizzat anlattı. Onu söyleyeyim. Sayın Vekilim, özür dilerim arkadaşım, hakkını verdim. Ercan kardeşimin sorduğunuz soruya ve alacağı cevaba karşı ben de bir bağlantı yapıyorum. Yani sizleri ihraç etmeyen, uyanmayan bilginiz olsun. Sayın Vekilim, Çankırı'nın Sağlık Müdürü'nün ve Baştabibin Facebook paylaşımları çok manidar. Sanki bir kurumun müdürü değil, AK Parti Sağlık İl Müdürlüğü temsilcisi gibi rezalet derecede paylaşımlar yapıyorlar. Yani sağlık teşkilatının ve Çankırı'mızın hastanesini bir sağlık büyük bir sağlık ocağı durumuna düşündükleri halde devlet hastanemizi küçük düşürerek paylaşımlar yapıyorlar. Şunu soruyorum, kendi görüşlerini hakkı olmayarak açıklamalar yapıyorlar. Çankırı'nın sağlık yöneticileri ve sağlık bağındaki Çankırı bürokrat kardeşlerimizle hep beraber sağlık bağında görüşüp görüşmelerde bulunduk. Her şey Çankırı için diyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam. Bu sizce bu baş tabip ve salgınlığın yaptığı yalakalıksızlığa mı giriyor, yazılığa mı giriyor? Ben bu dediğiniz paylaşımlar hakkında bilgi sahibi değilim. Çıktıları var bende, mevcut. Devlet memuru olarak kardeşlerimiz devlet memurunun çerçevesi içerisinde hareket etmeliler. Yani. Bu konuda böyle bir durum var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Bir inceleyelim. Gerekli ikazları yaparız. Öyle bir şey bizler kabul etmeyiz. Herkes ben, görevini yapar. Ben onu gördüm. Biz kendi içimizde zaten tamam. Abes karşıladık. Sıkıntı yok. Ben şikayet yani uyarı da yaptım. Tatiplendirmemiz. Yani. Evet. Tamam. Uyarı yaptım çünkü biz bunu kesin. Teşekkür ediyoruz. Ya bizim de kesinlikle bize yakın olsun veyahut da şu olsun bir ilgili müdürlerden öyle bir durumumuz yok. Çünkü hani burada toplum içerisinde işte personel çalışma düzeni olsun diğerler olsun bu konularda biz yardımcı oluyor. Yoksa bize iyi hoş davransın ya bize iyi olup da vatandaşa hizmet etmiyorsa veyahut da işte personel mobik veyahut da sıkıntı oluşturuyorsa bizim o kişiyle işimiz olmaz. Yani bununla ilgili de biz evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Konuşuyor yani üzülüyoruz. Tabii biz yani. Ya biz sıkıntı yok. Doğru neyse oradayız. Biz sıkıntı yok. Yanlış mı? Doğru neyse. Yanlış anlamayın. Doğru cevap veremedik bir şeyimiz yok. Haklısın.